Evet arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Bir ifade arkadaşlar. Hemen onunla başlayayım. Bir gazeteci aktardı. Ne diyor? İyi partililer şunu söylüyorlar. Ya adamın 300 tane oyu var. Hem bakanlık alacak, hem cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alacak. Böyle şey olur mu? Ne oluyor ya? Bu altılı masada neler oluyor arkadaşlar? Bakın yıllardır toplanıp dağılıyorlar, toplanıp dağılıyorlar. En son dün bir şey çıkar diye bekledik. Oradan da bir şey çıkmadı. Dahası bir şey çıkmayı bırakın arkadaşlar. Bir büyük garabet yaşanıyor. Bir büyük kavga yaşanıyor. Gece yarısı toplantılar yapılıyor filan. İyi partililer efendim il başkanlarını çağırıyorlar. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın senelere sari vurguladığımız şey hakikat buluyor. Mühim olan kardeşlik hukukunu geliştirmek. Mühim olan bir defa ne istediğinizi bilmek. Ezbere siyaset yaparsanız, böylesine çala kalem davranırsanız ardından gelecek tekerler de böyle çıkar ortaya. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz var. Kim itiraz ediyor? İyi Parti. Niye itiraz ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu biliyorlar ki ardından büyük bir efendim hayal kırıklığı çıkacak. İyi Partililerin tabanına baktığınızda arkadaşlar, milliyetçi hassasiyetleri olan seçmen ağırlık basıyor. Öyle değil mi? Muhafazakar seçmen ağırlık basıyor. Eğer Kılıçdaroğlu eskaza pozisyon alsa ne olur? Şu anda elde edilen bütün kazanımlar berhava olur. Onlar onu biliyorlar. Ve onun faturasının ağır olacağını da biliyorlar. Hem burada hem İndallah'ta. Saadet Partisi niye böyle düşünmüyor? Onlar gemileri yapmışlar. Onlar celladına aşık pozisyon almışlar. Daha önce ben söyledim arkadaşlar. Daha önce burada vurguda bulundum. Onlar celladlarına aşık hale geldiler. Niye? Düşmanlıktan dolayı. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan bireysel düşmanlıklarından dolayı buraya geldiler. Şimdi geldiğimiz noktada aday açıklayacaklar. Bir karman çorman hal var. Açıklayamıyorlar. Bugün sabahleyin İstanbul Belediye Başkanı'nın açıklamaları var. Benim adımı zikretmeyin diyor artık. O noktaya geldi. Yani İyi Partililere bir bakıma res çekti. Onlar da orta yerde kaldılar. Ve bunun amiyane ifadesi şudur. İyi Parti ne İsa'ya ne Musa'ya yaranır hale gelmiştir. Niye? Tarif edemediler kendilerini. O yüzden arkadaşlar. Ve geldiğimiz noktada şu resim de ortaya çıktı, şu fotoğraf da ortaya çıktı ki Cumhur İttifakı neyi istediğini bilen, liderini, Cumhurbaşkanı adayını çok netleştiren bir yapıdır. Ve Cumhur İttifakı'nın orijin noktasında, siyaset yapmadaki merkez noktasında millet vardır. Millete hizmet vardır. Bu da ortaya çıkınca milletimiz zaten şu anda kararını vermiş durumda. Allah'ın izniyle şu müşerreş hali de görüyorlar. Çok daha özel bir oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah Allah'ın izniyle yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. 2028 yılına kadar da ülkemiz çok daha özel mesafeler alacak. Ve zaten arkadaşlar şimdi bir deprem faciası yaşadık. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle deprem fırtınası yaşadık. 11 bin deprem yaşamışız. Şu süreç içerisinde 6 Şubat'tan bugüne kadar. 11 bini de aşkın deprem. Bakın arkadaşlar, bugün bile, bugün sabahleyin bile Kahramanmaraş'ta bir deprem yaşandı. İnsanları tedirgin eden bir hal. İnsanlarımız şunu biliyorlar. Bu depremi, bu yaşanan yıkıntıyı, bu yaşanan çöküntüyü kim ayağa kaldırır? Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız. Kim ayağa kaldırır? Cumhur İttifakı, AK Parti kaldırır. Bunu bildikleri için Allah'ın izniyle bu noktada da özel bir duruş sergileyecekler. Bakın hak teslimi yapanlar da var. Şimdi Bornova Belediye Başkanı'nın açıklamaları var. CHP'li bir belediye başkanı. Büyük bir yıkım yaşandı deniyor. Belediye başkanı söylüyor, CHP'li belediye başkanı söylüyor. Ve devletimiz anında olaya müdahale etti diyor. Anında devlet sahiplendi bu olayı diyor. Yani hak teslimi yapanlar da var arkadaşlar. Öyleyse bu zaviyeden de baktığımızda milletimiz de bunu görüyor. Depreme müdahaledeki duruşumuzun çok esaslı olduğunu, bundan sonraki halin de izah etme noktasında
ancak ve ancak bizim tarafımızdan yapılacağını biliyor. Seçimlerde de buna dönük özel bir karar verecek inşallah. Arkadaşlar, bir şey daha söyleyeceğim. Hususen bu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bağlantısı da olsun bunun. Türk dünyasının şu geçtiğimiz süreç içerisindeki duruşu, bir araya gelişi, birlikteliği, eşi emsali olmayan bir noktayı ifade ediyor. Bakın, ben Türk Pay üyesiyim. Aynı zamanda Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanıyım. Türk dünyasıyla çok yakın münasebetleri olan bir parlamenterim, bir milletvekiliyim. Tarihimizde hiç olmadığı kadar Türk devletleri bir araya geldiler, yüreklerini birleştirdiler. Özellikle şu deprem sürecinde de bizde yaşanan, Kırgızistan'da yaşanmış gibi Kırgız kardeşlerimiz sahiplendiler. Özbekistan herkese öyle, Kazakistan öyle efendim, Azerbaycan zaten halen daha sahada Azerbaycan'daki kardeşlerimiz. Öyleyse bu birlikteliği tesis eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da o dünyadan, yani Türk dünyasından bir büyük efendim şükran borcu var. Bunu her vesile ifade ediyorlar. Şimdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, o bizim de Cumhurbaşkanımız, Macron'un Afrika seyahati öncesinde bir açıklaması var. Macron'a çağrıda bulunuyor Afrika seyahatinde. Diyor ki, Afrika'da yaptığınız soykırımlardan dolayı bunlardan özür dileyin diyor. Eskiden bu dillendirilmezdi. Beklenti de olmazdı. Ama şimdi Türk dünyasının bir araya gelmesi, Azerbaycanımızın da kendisine haksızlık eden, efendim siyasi zeminde haksız söylemler geliştiren Fransa'ya karşı haklı bir çıkışını da ortaya yere koymuştur. Ben İlham Aliyev Cumhurbaşkanımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim de hissiyatımızı dile getirmiştir. Fransızlar Afrika'yı sömürmüşlerdir. Afrika'daki insanları soykırıma tabi tutmuşlardır. Şimdi de o zeminden yine ne çıkar elde ederizin peşinde ziyaretler yapıyorlar. Buna itiraz konuyor ortaya yere. Ve bugün arkadaşlar, Kırgız Cumhuriyeti'nin Ulusal Bayrak Günü, 3 Mart Kırgızistan'da Ulusal Bayrak Günü olarak kutlanıyor. Ben Kırgız kardeşlerimizi de yine gönülden tebrik ediyorum. Dünya durdukça bağımsız olarak kalsınlar, dünya durdukça milletler camiasında çok lider pozisyonu alsınlar diye de niyazda bulunuyorum, duada bulunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sual varsa alırım. Yoksa da hayırlı cumalar diliyorum.